Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Bakan Akar şunları söyledi. Evet değerli arkadaşlar, bu bildiğiniz gibi sabah saatlerinde geldiğimiz sevgili hemşehrimizle beraber buluştuğumuz program işareti. Burada gerçekten her geçen gün hem Türkiye'de hem dünyada dahi ciddi bir şekilde akademik dünyada yenilmeye başlayan Erciyes Üniversitemizin 2020-2022 eğitim yılı açılışına katıldık. Orada yine üniversitede Sayın Rektör Hocamızı ve Üniversite Senatosu'nun temsilcileriyle Fahri Doktor'a imanı verildi. Bunda büyük bir memnuniyetle, büyük bir gururla aldık. Bu çerçevede oradaki gençlerle bir buluşmamız oldu, görüşmemiz oldu, konuşmamız oldu. Bir taraftan bu sevgili Kayserimize gerçekten önemli eserlerin kazanıldığı, her geçen gün büyük adımlarla ilerleme kaderliğini de büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Orada diğer taraftan da bu bilimsel, ilmi çalışmaların da büyük bir hızla devam ettiğini, özellikle bu TÜRKOVAK'ta çok büyük başarı verildiğini, onun da artık sona çok yaklaşıldığını, önümüzdeki günlerde sadece ülkemizin, sadece bizim kendi milletimizin, asıl vatandaşlarımızın, 84 milyon vatandaşımızın değil, aynı zamanda doğuş, kardeş ve tüm insanlık için de bu aşının kullanılmasının bize, asıl milletimize, ülkemize çok büyük bir sağlayacağı bir gurur var, bir övünç var. Bunu da orada biraz önce arkadaşlarımla konuşarak yaşadık. Ve tabii bu konuda öncü olan, oradaki çalışmalarıyla liderlik yapan Profesör Doktor Sayın Aykut Dağlemir ile orada tebrik etme fırsatı bulduk. Kendilerine üniversitemiz adına bir ödül de takdim ettik. Ve bundan sonraki başarıların da biz devamını bekliyoruz. Çünkü hastalık, sağlık insan için herhangi bir şekilde bir aşı bulmak da bir hastalık tedavi etmek de iş bitmiyor. Bunun devamı var. Dolayısıyla bu çalışmaların da kapsamlı bir şekilde sürdüğü hakkında bilgi almaktan da büyük memnuniyet duyduk. Kayserimizde havalarımızın büyük bir hızla yapılmakta olduğunu, genişlemekte olduğunu ve Kayserimiz ihtiyacına cevap veremeyen bu mevcut tesislerin genişlemesiyle bu hava ulaşımının çok kolaylaşacağını ve buna bağlı olarak Kayserimizi ziyaret edecek olan, şehrimizi ziyaret edecek olan ziyaretçilerimizin de çok ciddi şekilde artacağını değerlendiriyoruz. Onun dışında burada savunma sanayi konusunda da önemli adımlar atıldığını biliyorsunuz. Bizim buradaki hava bakım fabrikamızın yaptığı girişimlerle Airbus'la bir anlaşma yapıldı. Uçaklarımızın, duvarsız uçaklarımızın bakımı, onarımı, yenileştirme dahil burada Kayserimizde yapılması konusunda önemli adımlar atıldı, önemli gelişmeler var. Önümüzdeki günlerde inşallah sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetlerimiz uçaklarını değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkeleriyle diğer Avrupa'daki bazı ülkelerinden de, ülkelerimizden de buraya bakıma, onarıma uçakların gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili temaslarımız sürüyor. Asbistan'la ilgili gelişmeler yine hızlı bir şekilde gelişmekte. Ve hem ülkemizin hem de tüm dost ve müttefik unsurların, ülkelerin bu enerji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki bu ve benzer gelişmeler bizi ziyaretçiler memnun ediyor. Ayrıca bizim burada şehrimize gelen demir yolları, karayolları, hava yolu bunların gelişmesiyle alakalı. Başta sayın milletvekillerimiz olmak üzere belediye başkanımız, valimiz onlarla beraber koordineli bir şekilde bu işlerin bir an önce hızlanması için, gerçekleşmesi için de gerçekten arkadaşlarımızla beraber ilgili bakanlık ve kurumlarla iletişim halindeyiz, temas halindeyiz. Ve işlerimiz de hakikaten çok gayet güzel yürüyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda ben bir kez daha teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Biz bu faaliyetler hızlanması için gerçekten kendi direktifleri, belirtileri direktifler, ilgilenmeleri bizim için çok büyük önem arz ediyor. Ve bu fırsattan istifadeyle tüm hemşehrilerimize, arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize, tanıdıklarımıza, dinliklerimize, komşularımıza, bahar komşularımıza, okul arkadaşlarımıza herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Her zaman görüşmek mümkün olmuyor. Başta da, kusura bakmayın, böyle bencillik değil ama önce annem babam olmak üzere rahmetlilere, tüm tanıdıklara, bildiklere, bu dünyada ayrılmış olan Kayseri hemşerime de bütün insanlara, bütün efendimizin bin kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize kolaylıklar diliyorum, hepimize iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.